Şimdi bakın, ekrana sıra dışı bir yıkım haberi getireceğiz. Yıkım haberi dediğimde aklınıza ne geliyor? Hani böyle bir inşaat firmasının eski bir binayı... Hayır, öyle bir şey değil. Yeni yaptıkları eve yerleşmeye çalışan bir aileden bahsedeceğim. O aile ölümden döndü. Yanı başlarında yükselen dağdan kopan bir kaya parçası. Arkamda görüyorsunuz ama haberi ekrana getirdiğimde daha net göreceksiniz. Evlerinin tam ortasından geçti. Duvarı yıkıp evdeki eşyaları parçaladı. Otoparktaki otomobile çarparak durdu. Dağdan kopan dev kaya parçası evin ortasından böyle geçti. Evde kırmadığı cam, yıkmadığı duvar bırakmadı. Bu sıra dışı görüntüler Honolulu'da kaydedildi. Sasaki ailesi dağların arasında yeni yaptırdıkları evlerine taşınıyordu. Fakat daha yerleşemeden evleri başlarına yıkıldı. Gece yarısı büyük bir gürültüyle yerinden kopan kaya parçası yuvarlanarak evin içinden geçti. Duvarları parçalayarak yoluna devam eden kaya evde kırılmadık bir şey bırakmadı. O anlarda evin içinde hareket halinde olan 65 yaşındaki Caroline Sasaki ezilmekten kıl payı kurtuldu. Eve gelen ekipler sağanak yağıştan dolayı kopan kaya parçasının 1,5 metre çapında olduğunu belirledi. Evin dış duvarını delen kaya parçası oturma odası ve yatak odasındaki duvarları da yıkıp geçtikten sonra otoparktaki otomobili de ezdi. Aile harabeye dönen evleri tamir edilene kadar geçici bir yere yerleştirildi.